Abla abi, Türk futbolunun hali ne olacak? Yine yeniliyoruz, yenildik. Vallahi Türk futboluyla alakadar olacağına, bak Türk voleybolu, kadın milli voleybol takımımız. Olimpiyatlarda, inşallah onu da alacağız. Yani futbolda o günlerden ben 30 yılımı futbola verdim. İyi bir Fenerbahçeliyim. Bu kafa ve bu zihniyetle Türk futbolunun ilerleme şansı yok. Çünkü ya bizim zamanımızda biz fanatizm bu derece ileri boyutlara varmamıştı. Galatasaraylıyla, Beşiktaşlıyla oturur yan yana maç seyrederiz. Keyif yaparız, birbirimizi kızdırırız. Ben hatırlıyorum Abdül abi, gerçekten o zaman tabii. Stada giderdik, ikiye bölerlerdi. Yarısı yani, Fener, yarısı Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Dolmabahçe stadı, yani o Mithatpaşa stadının ortası Fenerbahçe'nin de, sağı Beşiktaş'ın da, solu Galatasaray'ın. Peki nereye gidecek bu Türk futbolu peki Abdül abi? Bu kafayla ve bu zihniyetle bir yere gitmesi mümkün değil. Ne yapması gerekir senin? Kötü idare ediliyor. Çok kötü. Bu fanatizmden vazgeçmek lazım. Fenerbahçe şampiyon olur mu Abdullah bu sene? Bu sene olur. Ya bu sene şampiyon kim? Ya bu sene şu an gördüğüm kadarıyla yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şansları eşit şampiyonlukta. Ben ilk defa bu sene çok ümit ediyorum. Allah'a var, iyi takım kurdular. Ekip iyi, futbolcular iyi. Başkandan memnun musunuz abi? Başkan hayatını yani görüyoruz, ben Ali Koç'la uzun yıllar beraber yönetimde de çalıştık. Adizatında epey tecrübe kazandı Aziz Yıldırım döneminde ama yani şu ana kadar icraatı ilk 4 yılı başarısız. Hiçbir kupa yok değil mi? Yani işte bu sene inşallah gelecek diye bakıyoruz. İşin şey tarafı, yani hayatını veriyor Fenerbahçe başkanları, işini veriyor, zamanını veriyor, parasını veriyor. Şimdi kimse bir şey söyleyemez ama işte neden olmuyor, olmuyor. Şu an örneğin Fenerbahçe'nin stadının ismi değişecekmiş. Onun için ne diyorsun Abdullah abi? Çok doğru bir iş. Harika bir iş yaptılar. İnşallah Atatürk stadı olacak. Geçen hafta da genel kuruldan geçti. Dolayısıyla harika bir isim. Büyük Atatürk'ün, ne mutlu. Ama biz şimdi o stadı yaptığımız zaman Sayın Aziz Yıldırım yaptı. O günlerde çok uzun tartışmalardan sonra Şükrü Saracoğlu da Fenerbahçe'ye büyük hizmetler yapmış bir insan. Dolayısıyla ama genel kurulda da söyledi. Ailesiyle de görüşmüş. Onu da ihmal etmemek üzere karar verip belirli bir yere Şükrü Saracoğlu'nun ismini de devam ettirecek. Devam ettirecek, başka bir yeri olacak yani. Mutlaka ismi olacak. Resmen, çünkü başkan açıkladı. Hala, doğrusu da o. Hala herkes Aziz Yıldırım'ı istiyor. Ne diyorsun Abdullah abi? Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihinde, 115. yıl olmuş, gelmiş geçmiş en büyük başkandır. Fenerbahçe'ye en büyük tesis kazandıran, 20 yıl boyunca, 98'de ilk yönetiminde ben vardım. Fenerbahçe her şeyin ilkini yapan bir kulüptür. Fenerbahçe bir Feneryum hadisesi vardır. Milattır. Aziz Yıldırım beni 2009'da Feneryumların başına getirdi. Öyle mi? Yetki verdi. O zaman Feneryum sizin sayenizde, o zaman mı kuruldu Atlar'da? Kurulmuştu ama fazla işlemiyor. Bir gün çağırdı. Genel kurul olacak. 2009 senesi. Ben ilk yönetiminde de vardım zaten. Aziz Yıldırım benim arkadaşımız, dostumuz, başkanımız. Dedi ki, biz bu işi dedi beceremiyoruz. Bir bilen de yok içimizde. Bu işi de en iyi bilenlerden biri sensin. Gel dedi, gel bu başına işin başına geç. Ben de dedim ki bak, başın başına geçerim. Eğer işime karışırsan bırakırım dedim. Tam yetki istedin yani. Tam yetki istedim. 2009'da ben aldığım zaman Feneryum'un yıllık cirosu yani ya 23 milyon ya 24 milyondu. Laüsel etrafa dağıtılmış bayiler, sanatçılara verilmiş, bu futbolcuların eşlerine verilmiş, şeye verilmiş. Paralar. İlk gittim hemen bayilik sistemini kaldırdım. 15 tane mağazası vardı. Kendi mağazamızı kendimiz açmaya başladık Feneryum'da. Ben 2016'da işi bıraktığım vakit Feneryum 100 milyon euroya gelmişti.
Çok büyük. İnanılmaz büyük karlar vardı. Feneryum bir ilktir. Galatasaray'ı da, Beşiktaş'ı da, Trabzon'u da bu sayede harekete geçirdi. Neler yapılacağını öğrettik işte. Bir Feneryum'a girdiğim vakit her şey vardı. Aziz Yıldırım tekrar gelebilir mi Abdullah abi? Ona soracaksın. İster misin? Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam gelmem. Niye? Gelmem, hayatını verdi, zamanını verdi, işini verdi, parasını verdi. Ama abi Fenerbahçe ama, herkes şampiyonluk bekliyor veya arıyor. Gidişi çok kötü oldu. Hak etmedi onu. Gidişi hak etmedi. Dolayısıyla... Yani, ha, Aziz Yıldırım'ın gidişinden dolayı hak etmedi yani. Hak etmedi onu. Çok kötü bir şekilde gitti çünkü. Ve... neyse boş ver, açma. Bütün maçları seyrediyor musun Abdullah abi? Seyrederim abi. Ben iyi bir taraftarım. Çok ya, iyi bir taraftarım. Şeyde hangisini tutarsın örneğin dünya takımlarında? Barcelona, Manchester United. Yani benim hayran olduğum futbolcu işte zaten herkesin aynı. İlk gözümüzü açtık, Pele'yi gördük. Maradona'yı gördük. Bunlar çok büyük. Şimdi de Ronaldo, Messi işte var. Ronaldo ile Messi var. Başarılı olmak için... Sence şimdi başarılı bir insan olduğun için diyorum yani. Yeteri bir de kadar, sen zamanında federasyon başkanını da yaptığın için. Yaptım. Yani yeteri kadar Türk genci çok kısa zamanda şımarıyor. Yani Türk futbolcularına bu kadar para, 20 yaş, 22 yaşındaki futbolculara 2 milyon euro, 1 milyon euro çarptığım vakit, şimdi biz bir gençliğimizi düşünüyoruz. Büyük paralar. Abdullah'cığım Arda Güler. O bizim en büyük yıldızımız. Bitti. Bence o dünya yıldızı olabilecek bir çocuk şu an. Allah işini rast getirsin. Yani yıldız hakikaten çok büyük bir yıldız. Fenerbahçe iyi mi etti? Bana göre iyi ettiler. Tabii çünkü canım yani Real Madrid. Burada devam etseydi korkuyordum ben, şımaracaktı. Etrafına bir sürü abuk subuk insanlar gelir. Ne olacağı belli olmazdı. Doğrusunu yaptı. İnşallah Türkiye'nin ve dünyanın medarı yıldızı olur. Olacak, medarı iftarımız olur. Şunu merak ederim hep. İnsanlar berberini niye değiştiremiyorlar? Zaman zaman işini değiştirebiliyorsun. Eşini değiştirebiliyorsun. Ama bu berberi değiştiremiyorsun. Sadakat meselesi bu abla abi. Bak ne diyorum, insanlar işini değiştirebiliyor. Eşini de değiştirebiliyor. Ama berberini değiştiremiyor. Ama Allah'tan ben de şanslıyım. Ne işimi değiştirdim, ne eşimi değiştirdim, ne de berberimi değiştirdim. Kaç yılı geliyorsun Abla abi? Hiç sorma. 50 yılı geçti. Dile kolay 50 yani. Yılmaşı. Abla abi hiç pişman olduğun bir şey var mı veya keşke yapmasam dediğin bir şey var mı? Hayatta hiç sevmediğim şey keşke. Keşke lafını sevmem. Şeytanın en sevdiği lafmış o Abla abi, keşke, öyle derlerdi. Keşke lafını kullanmayı sevmem. İnsanlar, insanoğlu dünün keşkeleri yarının kuşkularıyla yaşayamaz. Abla abi en son bir Oktay Kaynarca ile bir şeyiniz oldu Oktay değil mi? Oktay Kaynarca bizim son 2 yıl reklam yüzümüz oldu. 2 yılının yüzü oldu. Onunla çok iyi anlaştık. Kendisine özellikle teşekkür ederim. O bize birçok şey kattı. Biz de ona kattık, artı kattık en azından. Şimdi... Bakalım yeni bir arayışın içerisindeyiz. Ayrıca Malatyalı arkadaşımız, hemşerimiz. Malatyalı olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman. Hocam. Gider misin abla Malatya'ya? Gitmez olur muyuz Malatya'da? Gerçi kimse kalmadı ama. Yani ama. Ama benim bildiğim Malatya'dan bol bol şey geliyordu abla abi size. Kayısı, pestil. Bizim kayısımızın üzerine ara sıra eve geldiğinde yiyorsun. Evet. Senin en çok sevdiğin yemek ne abla abi? Sen çünkü yeme içmeyi çok seven birisin biliyorsun. Bizi de bol bol yemeğe götürüyorsun. Yani ben hala ararım. Anam kurban bayramında kurbanlar kesilir. Ondan anacığım çabucak öğlene yetiştirir, kavurma yapardı. Ve nohutlu pilav. Kavurma, kavurmayla nohutlu pilav. Nohutlu pilavı bayılırım hala. Hala devam yani. Hala devam eder. Sen yemek yapar mıydın Abdullah abi eskiden? Ben hayatımda hiçbir şeyi bir yerden alıp bir yere vermem. Benim işim iş idare etmek, hanımefendinin işi de evi ve mutfağı idare etmek. Hiç kimse. Benim elimden hiçbir şey gelmez. Ben yiyeceğim diyorsun yani. Ben
ben yani herkes vazifesini bilecek. Hanım da bana servis yapacak en iyi şekilde. Hem bize hem de çocuklarına bakacak. Ben onlara bakacağım, onlar da bana bakacaklar.